Let's go! Merhaba. Hey çocuklar. Aman tanrım, Volfo'da neden mantarlar var? Bir duş al Volfo. Bu kokarcanın savunması çocuklar. Çok havalı. Eğer bu kokuya sahip olursam kötü adamlar bana zarar veremez. Banyo zamanı. Banyo yapmak istemiyorum. Lütfen. Volfo şimdi ne yapacak? Hadi, hadi, yürü! Böylece Volfo banyodan kaçmak için uzaylının hazinesini kullandı. Gelincik gibi kokmak istiyorum. Böylece kimse bana zarar vermez. Volfo günlerce duş almayı reddettiği için küfün büyüme ihtimali olduğu ortaya çıktı. Bir de kötü bir koku var. Volfo hala korkmuyor. Eğer banyo yapmazsan arkadaşların seninle oynamak istemez. Bekle, bekle! Sadece kötü insanlar kötü kokulardan korkmaz. İyi insanlar da kötü kokulardan korkar Volfo. Bekleyin! Şimdi banyo yapacağım. Bana ver. Olamaz. Hey millet. Öğretmenim olur musun Volfo? Merhaba. Yarın meşgul olacağım. O yüzden Lucy'nin dersi sabah boş olacak. Dersi senin yerine ben verebilir miyim? O sınıftaki her şeyi öğrendim. Güle güle. Güle güle. Çocuklara öğretebildiği zamanı düşündükçe Volfo son derece mutlu oluyor. Bakalım öğretmen olsaydın ne olurdu? Bakalım öğretmen olmak Volfo'nun düşündüğü kadar kolay mı? Evet, evet. Bak! Hayır!
Wolf öğretmen bunu nasıl halledecek? Kimse öğretmese bile senden daha iyi çizerim. İmkanı yok. Dur! Aman tanrım, kimse kimseye boyun eğmek istemiyor. Durun! Durun, durun! Ben! Hayır! Geri döndüm. Öğretmen olmak çok zor. Ben bunu yapamam. Evet, öğretmen olmak için öğrencilerin sorunlarını nasıl çözeceğini bilmelisin. İstersen Lucy ve arkadaşlarına evde öğretebilirsin. Evet, evet. Anladım. Öğretmen olmak için birçok şey öğrenmem gerek. Yalnız Casper. Çocuklar babalarıyla piknik yapacak. Hayır. Özür dilerim. Yeterince sorun çıkardı. Ben onu hastaneye götürürken Wolfo ile kal. Tahmin edelim Casper ne düşünüyor? Çubukları daha hızlı sürtün çocuklar. Casper çok acınası görünüyor. Kimse beni sevmiyor. Hayır. Bu çok tehlikeli. Hadi! Artık beni umursamadığını sandım. Olur mu öyle? İkinizi de seviyorum. Ailelerinizi Casper gibi yanlış anlamayın çocuklar. Can sıkıcı kardeşler! Siz de kurt kardeşler gibi evde sık sık tartışıyor musunuz? Oyun bitti. Neden sürekli kavga ediyorsunuz?
Abi olunca sen de benim gibi olursun. Öyle mi? Lucy, gelmek ister misin? Evet. Bakalım Buffo nasıl bir kardeşe benzeyecek? Sadece atla. Aman tanrım. İlk adım Buffo için zor olacak gibi görünüyor. Birinin küçük kız kardeşine boyun eğmesi hiç de kolay değil. Wolf'a şimdi ne hissediyor çocuklar? Lucy? Lucy! Wolf'a haklıymış. Kardeşin olmak çok yorucu. Bir daha kavga etmeyelim. Hazine hırsızı. Rolünüzü seçin. Evet, bugünkü maç çok ilginç olacağı benziyor. Bekleyelim ve görelim. Muhafızların görevi hırsızı yakalamak. Wolf'u senin görevin müzedeki üç nesneyi almak. Rolleri değiştirelim mi? Kurallara uygun değil. Tamam, berbat gardiyan olduğunuzu kanıtlayacağım. Hırsızın tarafında mı yoksa gardiyanın tarafında mı olacaksınız? Kazananı tahmin edelim. Pando'dan kolayca alabilirim. Hey, beni bulmak yerine burada kalıp nöbet tutman gerekirdi. Hey! Hırsız Wolf'o ilk başta kolayca başarılı oldu. Bu hiç iyi değil. Hadi gidelim. Wolf'un kaçmasına imkan yok. Wolf'u muhafız Pando'nun tuzağına düşecek mi? Çok gergin. Zafer kurnaz hırsız Wolf'un yanında. Ha?
sandığını nasıl koruyacağımı biliyorum. Tavana asılarak içinden geçebilirim. Buraya gel. Bu taraftan git. Ben şurada olacağım. Görünüşe göre Wolfo'nun planı beklendiği gibi sorunsuz ilerleyecek ha? Oh, hayır. Bu Pando'nun fikri. Çok zekice değil mi? Çok iyiydin Pando. Teşekkürler. Bakın, bu bölümde Lucy ana karakter olacak gibi görünüyor değil mi? Hayır. Dur. Tuvalet nefes alamıyor. Olamaz. Üzgünüm Lucy. Lucy'nin mutlu olması büyük şans. Tuvalete bir şey atmamalısın. Sıkışır. Ama sadece sifonu çekmemiz gerek. Böylece temizlenir. Ne güzel. Burada Lucy gibi düşünen küçük bir arkadaş var mı? Hayır. Bak. Bakalım şimdi tuvalete gerçekten ne olacak? Lucy, karnım çok ağrıyor. Merak etme, sifonu çekince iyi olacaksın. Bu hiç iyi değil. Ah, demek tuvaletin nefes alamamasının sebebi buymuş. Bir daha tuvalete bir şey atmayacağım. Wolfo ailesine ne oldu? Eğer annem polis olsaydı. Wolfo, içeri gel ve üzerini yıka. Çok kirlisin. Önce hijyen. Wolfo, vücudunuz kirlenirse yiyip içtiğinizde enfeksiyon kapabilirsiniz. Bugün zaten iki tane yedin. Çok fazla tatlı yemek hiç de iyi değildir. Hı?
Tatlım, çoraplarını yıkadın mı? Dur! Annem tıpkı polis gibi. Bakalım kurt kardeşler ne hayal ediyorlar? Sabıka fotoğrafı. Şimdi suçlarınızın bedelini ödeyin. Bakın, eğer hatalarımızı düzeltmezsek çok önemli sonuçlara katlanmak zorunda kalırız. Hala kirli misin, ha? Annemiz bir polis değil. Bize kızıyor çünkü sağlıklı olmamızı istiyor. Her anne ailesi için her zaman en iyisini ister. Lütfen annenizi anlayın ve daha çok sevin. Zombi treni. Aceleyle nereye böyle? Ucuz atlattım. Daha oyuncu seçimi için giyinmedim. Yüzümü şimdi boyar mısın? Makyaj sallanan trende iyi olmaz ki. Hayır anne, lütfen şimdi yap. Halka açık yerlerde gürültü yapma. Unutmayın, trende sessizliğe ihtiyacınız vardır. Aman tanrım, ne oldu böyle? Wolf'u biziz. Cat ve Pando. Nasıl görünüyoruz? Benim için makyaj yapar mısınız? Bakalım Wolf'u, Cat ve Pando'nun makyaj becerileri sayesinde nasıl görünecek? Yeterince korkunç mu? Bunu bilmenin tek bir yolu var. Wolf hangi şakayı yaptı? Hey, yapma bunu. Sadece küçük bir test. İyi hissediyor musun? Oh hayır, Wolf'un şakasının sonuçlarını gördünüz mü?
Toplu taşımada diğer insanları rahatsız etmemelisin. Özür dileriz. Wolf'u acele et. Saat 10 oldu mu? Bakalım kim daha hızlı temizlenip yatağa gelecek? Vay canına. Wolf'u rüzgar kadar hızlı. Ben Flash kadar hızlıyım. Evet, Flash Wolf'u bir otobüsten bile daha hızlı koşuyor. Vay, ilk gelen sensin. Evet. Asla geç kalmam. Bakalım Wolf'u hayal edildiği gibi yapabilecek mi? Wolf'u 30 dakika gecikti bile. Zamanında yetişirim. Çabuk, geç kalacaksın. Sen Flash'sın, dikkatli ol. Aman tanrım, geç kalmasına rağmen Wolf'u hala her zamanki gibi sakin. Wolf'u! Wolf'u! Acele et! Bekle! Süper hız! Otobüs çoktan gitti. Çok beklettin. Ama Flash kadar hızlıydım. Ne kadar hızlı olursan ol, zamanında yetişmek için programını kontrol et. Herkes bunu anladı değil mi? Bundan sonra zamanında geleceğim. Öğle yemeği vakti geldi. Çocuklar neden böyle koşup duruyor? Yemek yemenin doğru yolu. Ve bakın, midelerindeki yiyecekler yardım için sinyal gönderiyor. Yardım edin, yardım edin. Hadi. Yardım edin! Aman tanrım, mideleri daha fazla dayanamıyor. Hayır! Wolf'u! Wolf'u! Gördünüz mü? Koşarken yemek yemek mideniz için iyi değil. Hadi oturup yemek yiyelim. Yemek vakti geldiğinde karnınız ağrımasın diye masaya güzelce oturun çocuklar. Damızcık! Neden nefesim kesildi? Yemek yerken gülersen boğulabilirsin.
Bunun neden böyle olduğunu öğrenelim mi? Aynı anda hem bir şeyler yiyip hem de gülmeyin çocuklar. Anladım. Doğru beslenmenin iki ilkesi neymiş? Hadi birlikte tekrar edelim. Jingle jingle jungle. Noel Baba bebekleri. Wolf'a neden bu kadar huzursuz görünüyor? Ben Noel hediyelerini her yıl geç alırım. Ona biraz sempati duy. Noel Baba çok meşgul. Hayır. Sihri yüksek sesle okuyunca kutuyu aç. Jingle jingle jungle. Jingle jingle jungle. Hadi gidelim. Wolf ile Noel Baba olmayı deneyimleyelim. Pando, pando. Noel Baba olmak çok zor. Evet, Noel Baba işi için çok sıkı çalışmış. Kar gezegenindeki bebekleri eğitme konusunda uzmanlaşmış bir yer var. Senin için. Tamam. Jingle jingle jungle. Hadi gidelim. Şimdi Wolf'a ve uzaylıyla gidip Noel Baba eğitim yerini keşfedelim. Çocuklar, eğer hediye büyükse onları daha büyük bir kutuya koyun. Noel Baba olmak için çok pratik yapmak gerek. Christmas comes to town, sing with my friends now. Christmas comes to town, let's wah, wah, wah. Jingle, 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 wah. Jingle, 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 wah. Jingle, 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 jingle. Merhaba çocuklar. Senin için. Teşekkürler. Wolf'o nerede? Wolf'o neden böyle giyinmiş? Kız kardeşim bir süperstar. Bu güzel çiçekler doğum günün için. Wolf'o anne buraya gelin. Bu gece kazanan için bir canlı konser düzenlenecek. O zaman Lucy için hazırlanalım. Bakalım Lucy ailesinin yardımıyla bu akşamki büyük ödül törenine nasıl hazırlanacak? Ha ha ha!
Yeah. Oh, bu gece Wolf'un doğum günü var. Aman tanrım, Wolf nereye gitti? Wolf hüzünlü hissediyor görünüşe göre. Anne ve babasının gözü sadece Lucy'de. Hemen gitmeliyiz. Vardığımızda üstünü değiştiririm. Pekala, Lucy'nin nasıl bir planı var? Çok güzel. Olamaz. Hadi hadi, yürü yürü. İtebiliriz. Küçük yıldızım, sen içeride kal. Senin üstün kirlenmesin. Wolf'u arabayı itmenin ailesi tarafından tekrar sevilmesine yardımcı olacağına inanıyor. 3, 2, 1. Bir kez daha. 3, 2, 1. Harika. Lucy ve annesi zamanında geldiler. Kirlendik. Eve gidebilir miyiz? Hayır, geldik zaten. Lucy! Lucy! Doğum günüm kimsenin umrunda değil. Wolf'u bak. Seni her zaman sevdiğimizi bilmeni istiyorum. Mutlu yıllar Wolf'u! Buzdolabını temizleyelim. Artık yiyemiyorum ama krema eriyor. Buzdolabı tüm yemek artıklarını taze ve lezzetli tutar. Hepsini mi? Hayır, bakteriler yiyeceklerden yürüyor. Evet, evet. Hemen geliyorum. Bunları senin için buzdolabına koyacağım. Aman tanrım, Wolf yiyecekleri kategorize etmiyor. Bu şekilde karışıyor. Bakterilerin büyümesi için en iyi ortam budur. Aman tanrım, buzdolabı şeytana dönüştü ve şüpheli hareketler yapıyor. Yehoo! Senin için bir şeyim var. Ne gibi kötü niyetleri var? Her şeyi lezzetli tutacağımı söylemiştin değil mi? Görünüşe göre yanıldım Wolf'u. Bu olamaz. Hayır, hayır Wolf'u. Nefes. Bozulmuş yiyecekler yemek midenizi ağrıtır. Durun. Y
Yiyecekleri korumak için buzdolabını temiz tutun. Buzdolabına çöp atmak ve çiğ malzemeleri pişmiş yemeklerin yanına koymak yiyecekleri bakterilerle enfekte eder. Özür dileriz. Bundan sonra buzdolabını temiz tutacağız. Temiz ve düzenli tutmayı unutmayın. Havuzdaki canavar. Telefonumu bulmama yardım eder misin? Vay canına. Herkes yüzmeye gittiği için çok mutlu görünüyor. Önce ısınmalıyız. Atla Pando. Ama ben yüzemem. Bu da ne? Ah, bacaklarım. Pando havuzda bir canavar olduğunu ve onları kızdırmaya çalıştığını düşünüyor. O bir canavar değil. Wolfo düzgün ısınmadığı için kramp girdi. Bu bir canavar. Suyu içiyor. Öyle bir şey yok. Gitme. Eğleniyoruz. Canavar! Canavar! Yardım edin! Buffo arkadaşına biraz fazla takılıyor. Hiç eğlenceli değil. Özür dilerim. Bir canavar var, suyu itiyor ve kırmızı gözleri var. Bana gösterebilir misin? Onu yakalarız hem. Bu bir canavar, suyu itiyor. Bir canavar ha? Meğer daha önce düşmüş olan bayan domuzcuğun telefonuymuş. Ah, işte burada. O zaman suyu kim itti? Havuza su pompalayan jet nozulları onlar. Baba kurt ayaklık mı kullanıyor? Anne kurt ve Wolfo da mı? Normal aileye karşı ayaklıklı aile. Buffo'nun annesinin canlı gösterisi yakında. Hadi gidip birlikte izleyelim. Hey, Wolfo neden böyle hüzünlü hüzünlü iç çekiyor? Evet, evet. Demek Buffo'nun annesinin önceki gösterisinde Wolfo ve babası hiçbir şey görememiş. Wow. Çok güzel. Vay, görüyor musunuz? Wolfo'nun bu fikri harika değil mi? Teşekkürler Wolfo. Yardım edin. Wolfo ayaklık kullanarak insanlara yardım edebileceğini düşünüyor. Yaşasın. Ama bakalım gerçekte nasıl olacak?
kulaklıklar üzerinde yürümek çok zor. Ha? Size öğreteyim çocuklar. Wow. Umarım yeni öğrendiği ayaklık kullanma becerisiyle Wolfo ve ailesi gösterinin tadını çıkarabilir. Aman tanrım, Pango hasta ve ilaçlarını almıyor. Sana teşekkürler. Öksürük şurubunu içelim. Vay be, bakın bugün Wolfo'yla oynamaya kim geliyor? Bu farenin adı Miri. Ve işte sevimli pangolin Pango. Çok tatlı ve çok lezzetli. Acele edin. Biraz öksürük şurubu al, sonra iyi olursun. Çok soğuk su içtiği için Pango boğaz ağrısı sebebiyle öksürüyor. Ne kadar endişe verici. Bu senin. Çok acı. Hayır, içmek istemiyorum. Aman tanrım, Wolfo'nun Pango'nun öksürük ilacı almasına yardım edecek bir yolu var mı? Beni bekle. Bir kutu kolanın içine gizlenmiş bir şişe şurup Wolfo çok yaratıcı. Pango, biraz kola ister misin? Teşekkürler. Tadı biraz garip ama yine de lezzetli. Görünüşe göre ilaç almak o kadar da zor değilmiş. Artık korkmuyorum. Bayan geyik havuzda tek başına yüzüyor. Hamile anne yüzüyor. Anne, hadi yüzmeye gidelim. Tamam. Anne kurt hamile ama hala yüzebilir mi? Bekle. Wolfo annesinin düşmesinden korkuyor. Bir de annesinin boğulabileceğinden endişeleniyor. Nasıl yüzüleceğini biliyorum. Bu yüzden karnım büyüse de normal yüzebilirim canım. Aman tanrım, ne geliyor? Tehlike! Olamaz. Özür dilerim. Anneciğim. Wolfo'nun annesiyle yüzmek istediği ortaya çıktı. Ama hayır. Dur. Wolfo, dikkat et. Wolfo, anne kurt, iyi misiniz? Ha.
Yüzmeden önce havuzun sakin olmasını bekleyelim. Evet. Anne, sen de onlara katılsana. Yüzmek hamileler için harikadır. Ancak hızlı yüzmek bebeği etkileyebilir. Bakalım bebek şimdi nasıl etkilenecek? Üzülme. Hala yavaşça yüzebiliyorum. Bu bölümün sonuna geldik. Gelecek bölümde tekrar görüşmek üzere. Ah, öğretmen Kate çok odaklanmış. Ama Volvo ve Lucy... Öğretmeni rahatsız etmeyin. Annem bugün geç gelecek. Seni almasını beklerken uslu dur lütfen. Oh hayır, bu görüntü... Hayır, hayır! Bu iyi değil. Özür dileriz. Sorun değil. Ama çok gürültü yapmayın çocuklar. Teşekkürler Volvo. Ben de övülmek istiyorum. Merhaba. Bu listedeki kitapları bulmama yardım eder misiniz? Tanrım Lucy, önce izin istemelisin. Senden daha hızlı buldum. Bakalım burada neler olacak? Yardım mı ediyorlar yoksa rekabet mi ediyorlar belli değil. Sadece bir kitap kaldı. Ama çok yüksekte. Ah, Lucy düşecek. Ve Volvo da. Özür dileriz. Sadece kitapları almak istedik. Yardımınız için sağ olun ama bir daha böyle tehlikeli şeyler yapmayın. Baba. Vay canına. Bu kesinlikle birçok çocuğun hayalindeki yatak. Yeni yatağınız harika görünüyor. Kaykaylı yatak harika. Aha, Volvo ve Lucy için o güzel yatağı kim yaptı? Çok havalı. Burada uyuyacağım. İyi geceler çocuklar. Hmm?
Olamaz. Elsa bebek yukarıdan düştü ve parçalandı. Lucy, sorun ne? Tuvalete gitmek istiyorum. Ama aşağı inmekten korkuyorum. Doğru, bu ranza çok yüksek. Lucy kayıp düşmekten korkuyor. İp kullanmak iyi bir fikir mi? Tanrım, bu çok tehlikeli. Aha, zor zamanlar bilgeliği ortaya çıkartır. Wolfo'nun yeni bir fikri var. Bekleyelim ve ne olduğunu öğrenelim. Bakın, son derece benzersiz bir kaykaylı yatak tasarımı. Bakalım, kaydıraklı yatak yapabilir miyiz? Kartondan yapabiliriz. Olamaz. Ahşap kullanmak daha sağlam olacaktır. Bu süper yeni kaykaylı yatağı dört gözle bekliyor musunuz? Lucy! Hadi evde bir kaykaylı yatak yapalım. Dolandırıcılar her yerde. Evet, görünüşe göre çocuklar bir moda yarışmasına katılıyor. Hadi benzersiz tasarımları görelim. Başla. Bu kıyafeti yapalım. Bize malzeme getireyim. Başarırsak kazanacağız. Ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Güven bana, bu işe yarar. Sizce Lucy ve Domuzcuğun ekibinin davranışları bir yarışmada doğru mu yoksa yanlış mı? Hayır. Casper. Neredeyse gösteri zamanı geldi. Kostümlerimiz mahvoldu. Bunlarla bir şey yapabilir miyiz? Bekleyelim ve görelim. Cat kardeşlerin ve diğer ekiplerin fikirleri yarışmada nasıl sunulacak? Ah, neden bunu giyiyorlar? Ne demek istiyorsun? Lucy'nin hile yapmasının sonuçları ne olacak? Sırada Wolfo ve Lucy. Ve de sırada Domuzcuk ve Nancy. Ne dedin? Sen Cat'i kopyaladın, ben de seninkini. Lucy, hile mi yaptın? Şimdi sonuç zamanı. Tebrikler, kazanan sizsiniz.
kıyafetleri öne çıktığından. Evet. Zafer her zaman hak edenlerin olur, değil mi çocuklar?